İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri hakkında 20 temel soru ve cevap Türkçe dil eğitimi. İstanbul hangi kıtalarda yer alır? İstanbul hem Avrupa hem de Asya kıtalarında yer alır. İstanbul'daki en ünlü cami hangisidir? İstanbul'daki en ünlü cami Ayasofya'dır. Fatih Sultan Mehmet hangi önemli yapıyı fethetti? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Topkapı Sarayı hangi padişah tarafından yapılmıştır? Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmıştır. İstanbul'da deniz ulaşımı var mı? Evet, İstanbul'da vapur ve feribot gibi deniz ulaşım araçları vardır. İstanbul'da en ünlü çarşı neresidir? İstanbul'da en ünlü çarşı Kapalı Çarşı'dır. Galata Kulesi nerede bulunur? Galata Kulesi İstanbul'un Beyoğlu semtinde bulunur. Merve Ayasofya'yı ziyaret etti mi? Evet, Merve Ayasofya'yı ziyaret etti ve çok beğendi. İstanbul Boğazı hangi iki denizi birbirine bağlar? İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi'ni birbirine bağlar. İstanbul'un tarihi yarımadası nerede yer alır? Tarihi Yarımada İstanbul'un Avrupa yakasında yer alır. Kız Kulesi hangi ilçede bulunur? Kız Kulesi Üsküdar ilçesinde bulunur. Fatih Kapalı Çarşı'dan ne aldı? Fatih Kapalı Çarşı'dan bir hatıra eşyası aldı. İstanbul'un en ünlü meydanı hangisidir? İstanbul'un en ünlü meydanı Taksim Meydanı'dır. İstanbul'da kaç tane köprü vardır? İstanbul'da üç büyük köprü vardır. Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Merve, Galata Kulesi'ne nasıl çıktı? Merve, Galata Kulesi'ne asansörle çıktı. İstanbul'daki en eski saray hangisidir? İstanbul'daki en eski saray Topkapı Sarayı'dır. İstanbul'un ünlü balık pazarı nerede? Ünlü balık pazarı Eminönü'nde bulunur. İstanbul'da hangi müze en çok ziyaret edilir? İstanbul'da en çok ziyaret edilen müze Ayasofya Müzesi'dir. Fatih Sultanahmet Meydanı'nda hangi yapıları gördü? Fatih Sultanahmet Meydanı'nda Sultanahmet Camii ve Ayasofya'yı gördü. İstanbul'da hangi turistik yere gidip boğaz manzarası izlenebilir? Boğaz manzarası izlemek için Ortaköy'e gidilebilir. Orta Çağ Avrupa'sında sofraların gizemi. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda zaman makinesine atlayıp Orta Çağ Avrupa'sına o dönemin mutfak kültürünün derinliklerine bir yolculuk yapacağız. Orta Çağ tarih sahnesinde sadece şövalyeler, kaleler ve savaşlarla değil Aynı zamanda zengin ve çeşitli yemek kültürüyle de öne çıkar. Bu videoda dönemin beslenme alışkanlıklarını, mutfak geleneklerini ve sofra adetlerini ele alacağız. Hazırsanız bu lezzet dolu tarihi serüvene başlayalım. Orta Çağ Avrupa'sı sosyal sınıflara göre ayrılan keskin bir mutfak kültürüne sahipti. Krallar, soylular ve zengin tüccarlar ziyafetlerde ağzına layık lezzetler tüketirken köylüler ve yoksul halk daha sade ve tevazı içinde bir mutfak anlayışına sahipti. Bu çeşitlilik, dönemin yemek tariflerinde ve kullanılan malzemelerde de kendini gösterir. Soylu sınıfların sofralarında genellikle et ağırlıklı yemekler görülürdü. Yaban domuzu, geyik ve tavşan gibi av hayvanları, dönemin zengin mutfağının vazgeçilmezleri arasındaydı. Bu etler, çeşitli baharatlarla marine edilerek pişirilir, ve oldukça gösterişli bir şekilde servis edilirdi. Ayrıca, bu sofralarda sıkça rastlanan bir başka öğe de balıktı. Özellikle dini günlerde ve cuma günleri, et yemek yerine balık tüketilirdi. Öte yandan, köylülerin sofrası daha mütevazi malzemelerle donatılırdı. Temel besin maddeleri arasında ekmek, peynir, sebze ve yulaf ezmesi bulunurdu. Ekmek, Ortaçağ Avrupa köylüsünün diyetinin temel taşıydı ve genellikle arpa, çavdar gibi tahıllardan yapılırdı. Bu sade beslenme biçimi, zorlu yaşam koşullarına uyum sağlayan köylüler için enerji kaynağıydı. Ortaçağ mutfak kültürünün en ilgi çekici yönlerinden biri de kullanılan pişirme teknikleri ve mutfak araç gereçleridir. Büyük kazanlar, demir tencereler ve odun ateşi yemeklerin pişirildiği ana araçlardı. Yemekler genellikle açık ateşte yavaş yavaş ve uzun süre pişirilirdi. Bu pişirme yöntemi yemeklere kendine has bir tat ve koku katardı. Orta Çağ Avrupa'sında sofraları süsleyen bir diğer önemli element ise baharatlardı. Baharatlar sadece yemeklere lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek maliyetleri nedeniyle statü ve zenginliğin bir göstergesi olarak kabul edilirdi. Özellikle karabiber, zencefil Tarçın ve safran gibi baharatlar doğu ülkelerinden uzun ve tehlikeli ticaret yolları üzerinden getirilirdi ve bu da onları oldukça değerli kılarak soyluların sofralarında vazgeçilmez birer unsura dönüştürürdü. Baharatların bu denli kıymetli olmasının bir diğer nedeni ise koruyucu özellikleriydi. Dönemin koşullarında soğutma teknolojisinin olmaması etin ve diğer yiyeceklerin çabuk bozulmasına yol açardı. Baharatlar bu yiyecekleri mikroplardan koruyarak daha uzun süre tüketilmesini sağlar, aynı zamanda bazı durumlarda kötü tatları maskelerdi. Şimdi orta çağ insanının günlük yaşamında önemli bir yer tutan içecek kültürüne göz atalım. Su genellikle kirlilik sebebiyle içilmezdi. Bunun yerine çeşitli meyve suları, süt ve en önemlisi bira'dır. Bira'nın yanı sıra Asilzadeler ve zengin tüccarlar arasında şarap da oldukça popülerdi. Şarap genellikle kiliseler tarafından üretilir ve dini törenlerde kullanılırken aynı zamanda soyluların ziyafetlerinde de önemli bir yer tutardı. Orta Çağ mutfağı denildiğinde akla gelen bir diğer önemli konu da tatlılardır. Tatlılar genellikle yüksek sınıfların sofralarında yer alırdı ve oldukça süslü ve gösterişli olurdu. Elma Armut gibi meyveler şeker, bal ve bazen de safran ile pişirilerek servis edilirdi. Ayrıca badem, fındık gibi kuru yemişler de tatlılarda sıkça kullanılırdı. Bu tatlılar, özellikle büyük şölenlerin ve bayramların vazgeçilmezleri arasında yer alırdı. Ortaçağ Avrupasında yemek, sadece karın doyurmak için yapılan bir eylem değil, aynı zamanda sosyal bir aktivite, bir gösteri ve hatta bir sanat formuydu yemekler sıklıkla müzik, dans ve tiyatro gösterileri eşliğinde sunulurdu. Bu, yemeğin sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir doyum sağladığının bir göstergesiydi. Gelin, şimdi Orta Çağ Avrupa'sının özel günlerinde ve festivallerde yapılan yemeklere ve bu yemeklerin toplumsal hayattaki yerine daha yakından bakalım. Festivaller, Orta çağ toplumunun sosyal yaşantısının ayrılmaz bir parçasıydı ve bu özel günler mutfak kültürünün en renkli ve en çeşitli hallerini gözler önüne sererdi. Ortaçağ festivalleri, genellikle mevsimsel dönemlerde ya da dini bayramlarda gerçekleştirilirdi. Bu tür etkinliklerde, toplumun her kesiminden insan bir araya gelir, yıl boyunca süren zorluklardan bir nebze olsun uzaklaşıp eğlenme fırsatı bulurdu. Bu özel günlerde sofralar, adeta birer şölen yerine dönüşürdü. Yemekler, hem göze hem de dama hitap eder şekilde hazırlanır, sunumları büyük bir ustalıkla yapılırdı. Böyle günlerde, genellikle büyük bir hayvanın tümü pişirilir ve bu, ziyafetin merkezinde yer alırdı. Dana, kuzu ya da domuz gibi büyük hayvanlar, bütün olarak, çeşitli baharatlar ve soslar eşliğinde uzun saatler boyunca pişirilir, ardından büyük bir coşkuyla kesilip misafirlere sunulurdu. Bu, birlik ve bereketin simgesi olarak kabul edilirdi. Ayrıca bu tür büyük topluluk etkinliklerinde çeşitli ekmekler, peynirler, pastalar ve tatlılar da büyük rağbet görürdü. Her bölgenin kendine has lezzetleri bu şölen sofralarında yerini alırdı. Örneğin, Fransa'da baget ekmeği ve çeşitli peynirler, İtalya'da ise farklı baharatlarla zenginleştirilmiş pastalar ve tatlılar ön plana çıkardı. Bu festivallerde içecek olarak genellikle bira ve şarap tercih edilirdi. Bira, daha yaygın ve erişilebilir bir seçenek olmasına karşın, şarap soylu ve zengin kesimler arasında daha prestijli bir içecek olarak görülürdü. Aynı zamanda, bu içeceklerin her ikisi de sosyal etkileşimleri ve iletişimi kolaylaştırıcı bir rol oynardı, insanları bir araya getirir, sohbet ve müzik eşliğinde unutulmaz anların yaşanmasına olanak sağlardı. Orta Çağ Avrupa'sında yemek kültürü, aynı zamanda bir ifade biçimi, Sosyal statü göstergesi ve toplumsal birleşme aracıydı. Yemekler sadece fiziksel ihtiyaçları gidermek için değil, aynı zamanda topluluğun bir araya gelmesini sağlayan, festivallerde ve özel günlerde toplumsal bağları pekiştiren bir araç olarak kullanılırdı. Orta Çağ Avrupa'sında mutfak araçları ve pişirme teknikleri yemek kültürünün en temel unsurları arasındadır. Bu dönemde kullanılan mutfak gereçleri Bugünkü modern mutfaklardan oldukça farklıydı ve yemek hazırlama süreçleri de bu araçların sınırlılıkları çerçevesinde şekillenirdi. Orta çağ mutfaklarının vazgeçilmezi büyük taş ya da tuğla fırınlardı. Bu fırınlar özellikle ekmek ve pastaların pişirilmesi için kullanılırdı. Aynı zamanda büyük et parçalarının veya bütün hayvanların uzun süreli pişirilmesi için de ideal bir ortam sağlardı. Fırınların yanı sıra demir döküm tencereler ve büyük kazanlar da pişirme işlemleri için temel araçlardı. Bu kazanlar, özellikle çorbalar, güveçler ve yahniler için kullanılır, büyük miktarlardaki yiyecekleri pişirmek için idealdir. Orta çağ mutfaklarında kullanılan başka bir önemli araç da döner ocaklardı. Bu ocaklar, büyük et parçalarının eşit şekilde ve düzenli olarak pişirilmesini sağlamak için tasarlanmıştı. Etle dolu bir çubuk, Ocakta döne döne pişer. Böylece etin her yüzeyi eşit miktarda ısı alır ve kusursuz bir pişirme işlemi gerçekleşirdi. Pişirme teknikleri konusunda ise dönemin bir diğer karakteristik yöntemi buharda pişirmedir. Sebzeler, balık ve hatta bazen etler buharın yardımıyla yavaşça pişirilir. Böylece yiyeceklerin besin değerleri korunurken lezzetleri de artırılırdı. Buharda pişirme özellikle soylu ve zengin ailelerin mutfaklarında tercih edilen bir yöntemdi, çünkü bu pişirme metodu, malzemelerin doğal tatlarını ve renklerini muhafaza etmekte üstündü. Ortaçağ Avrupası'nın yemek hazırlama ritüelleri de oldukça ilgi çekicidir. Yemek hazırlama, genellikle birçok kişinin katıldığı toplu bir etkinlik olarak görülürdü. Büyük şölenler için hazırlıklar günler öncesinden başlar, malzemeler özenle seçilir ve pişirme işlemi büyük bir titizlikle yapılırdı. Bu süreçte mutfakta çalışanlar, yemekleri hazırlarken aynı zamanda bir tür ritüel gerçekleştirir gibi hareket ederlerdi. Bu, yemeklerin sadece mideyi değil, ruhu da doyurması gerektiğine dair bir inanışın yansımasıydı. Ortaçağ Avrupa mutfak kültürü, gerek kullanılan malzemeler gerekse pişirme teknikleri açısından zengin ve çeşitli bir tarihe sahiptir. Bu dönemde yemek, sadece bir beslenme eylemi değil, aynı zamanda bir sanat formu, sosyal bir etkinlik ve hatta bir ritüel olarak kabul edilirdi. Bu yemeklerin her biri, dönemin kültürel, sosyal ve ekonomik yapılarını yansıtan birer belge niteliğindedir. Şimdi, Ortaçağ Avrupası'nın tatlı kültürüne ve bu dönemin en popüler tatlı tariflerine daha yakından bakacağız. Tatlılar, Çağ Avrupa mutfak kültüründe özel günlerin ve büyük şölenlerin olmazsa olmazıydı ve bu lezzetli son dokunuşlar, ziyafetlerin en gözde anlarından birini oluştururdu. Ortaçağ Avrupa'sında tatlılar genellikle meyve, bal ve şeker gibi malzemelerle yapılarak zenginleştirilirdi. Şeker, o dönemlerde oldukça pahalı bir malzeme olduğu için, tatlılar genellikle yalnızca soyluların ve zenginlerin sofralarında yer bulurdu. Bal ise daha erişilebilir bir tatlandırıcı olarak köylüler tarafından da kullanılırdı. Meyveli pastalar ve tatlı ekmekler, Meyveli pastalar ve tatlı ekmekler, Orta Çağ Avrupası'nın tatlı repertuarında önemli bir yer tutar. Elma, armut ve erik gibi meyveler, bal veya pekmezle tatlandırılarak fırınlarda pişirilir ve özellikle festivallerde ve büyük toplantılarda servis edilirdi. Bu tür tatlılar, Aynı zamanda büyük ziyafetlerin kapanışını simgelerdi. Krepler ve wafers. Krepler ve wafers gibi ince tatlılar da Orta Çağ Avrupa'sında popülerdi. Bu tatlılar özellikle Fransız mutfağının etkisiyle yaygınlaşmış ve çeşitli dolgularla zenginleştirilmişti. Krepler bazen tatlı bazen de tuzlu olarak hazırlanabilir ve her türlü sos veya reçelle servis edilirdi. Marzipan. Marzipan yani badem ezmesi, ortaçağ Avrupa mutfaklarında çok değerli bir tatlı malzemesiydi. Genellikle badem ve şeker karıştırılarak hazırlanan marzipan, dönemin zenginlik ve şatafatını simgeleyen sofraların vazgeçilmez bir süsü haline gelmişti. Marzipan, aynı zamanda düğünlerde ve önemli bayramlarda dağıtılan özel bir ikram olarak kabul edilirdi. Göleler ve pudingler Göleler ve pudingler de Orta Çağ Avrupa'sının tatlı mutfak kültürünü zenginleştiren unsurlardandı. Bu tatlılar genellikle meyve suları ve bal ile hazırlanır, ardından özel kalıplarda soğutularak katılaştırılırdı. Bu jöle ve pudingler, ziyafetlerde renkli ve gösterişli sunumlar için mükemmeldi. Orta Çağ Avrupa'sının tatlı kültürü, yemek sonrası sunulan bu lezzetli tatlıların yanı sıra, tatlıları özel kılan sunum ve dekorasyonlarla da dikkat çekerdi. Tatlılar sıklıkla altın ve gümüş tabaklarda servis edilir ve çeşitli süslemelerle bezenirdi. Bu da onların görsel bir şölen olarak sunulmasını sağlardı. Orta Çağ Avrupa'sında tatlıların bu kadar özenle hazırlanması ve sunulması, onların sadece lezzetli birer yemek olmanın ötesinde birer statü sembolü olduğunu gösterir. Tatlılar, özellikle soylular ve zenginler için zenginliklerini ve ihtişamlarını sergilemenin bir yolu olarak kullanılırdı. Umuyorum ki bu tarihi ve lezzetli yolculuk geçmişe dair merakınızı canlandırır. Lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Bir sonraki videoyu kaçırmayın. Hayvanat bahçesi Türkçe pratik hayvanat bahçesine gitmek ister misin? Evet, çok isterim. Hamza, hayvanat bahçesinde hangi hayvanları görmek istiyor? Hamza Aslanları ve zürafaları görmek istiyor. Arzu hayvanat bahçesinde en çok neyi görmek istiyor? Arzu penguenleri görmek istiyor. Hayvanat bahçesi ne zaman açılıyor? Sabah saat 9'da açılıyor. Hayvanat bahçesinde hangi hayvanlar var? Aslan, zürafa, fil ve daha birçok hayvan var. Hayvanat bahçesine giriş ücreti ne kadar? Yetişkinler için 50 lira. Hayvanat bahçesinde piknik yapabilir miyiz? Evet, belirli alanlarda yapabiliriz. Fotoğraf çekmek serbest mi? Evet, fotoğraf çekebilirsiniz. Hayvanları beslemek mümkün mü? Hayır, hayvanları beslemek yasak. Hamza maymunları sever mi? Evet, maymunları çok seviyor. Hayvanat bahçesinde kafes var mı? Evet. Bazı hayvanlar kafeste. Arzu, sürüngenleri görmekten korkuyor mu? Evet, biraz korkuyor. Çocuklar için özel aktiviteler var mı? Evet, çocuklar için özel etkinlikler var. Hayvanat bahçesi nerede bulunuyor? Şehir merkezine yakın bir yerde. Zürafalar ne kadar büyük? Zürafalar oldukça uzun boylu. Hayvanat bahçesi hafta sonu açık mı? Evet, hafta sonları da açık. Hayvanları yakından görebiliyor muyuz? Evet, bazı hayvanları yakından görebiliriz. Arzu, hangi hayvanları en çok seviyor? Arzu, kuşları çok seviyor. Hangi gün hayvanat bahçesine gitmeyi planlıyoruz? Pazar günü gitmeyi düşünüyoruz. Hayvanat bahçesi gezisi için ne giymeliyiz? Rahat kıyafetler giymek en iyisi. Hafta sonu hayvanat bahçesine gitmek ister misin? Evet, hayvanat bahçesine gitmeyi çok isterim. Hayvanat bahçesinde hangi hayvanları görmek istersin? Aslanları ve zürafaları görmek istiyorum. Hamza, hangi hayvanları en çok seviyor? Hamza en çok filleri seviyor. Arzu, hayvanat bahçesinde en çok neyi merak ediyor? Arzu, Maymunları görmek için sabırsızlanıyor. Hayvanat bahçesine giderken yanımıza ne alalım? Biraz su ve atıştırmalık alabiliriz. Hayvanat bahçesi gezisi ne kadar sürer? Genellikle 2-3 saat kadar sürer. Hayvanları beslemek serbest mi? Hayır, hayvanları beslemek genellikle yasak. Hamza hayvanat bahçesinde fotoğraf çekmeyi seviyor mu? Evet. Hamza her gezisinde bolca fotoğraf çeker. Arzu, penguenleri gördü mü? Evet, penguenleri çok sevdiğini söyledi. Hayvanat bahçesinde piknik yapabilir miyiz? Evet, belirli alanlarda piknik yapmak serbest. Hayvanat bahçesi giriş ücreti ne kadar? Giriş ücreti yetişkinler için uygun bir fiyatta. Hayvanların bakımı hakkında bilgi alabiliyor muyuz? Evet, Hayvanat bahçesinde bilgilendirme panoları var. Hafta sonu hayvanat bahçesi kalabalık olur mu? Evet, hafta sonları daha yoğun olabilir. Çocuklar için hangi aktiviteler mevcut? Çocuklar için eğitici etkinlikler var. Hayvanlar hangi saatlerde aktif? Sabah ve akşam saatlerinde daha aktif oluyorlar. Hayvanat bahçesi içinde restoran var mı? Evet, Yemek yiyebileceğimiz bir restoran mevcut. Arzu kuş bölgesine gitmek istiyor mu? Evet, rengarenk kuşları görmek istiyor. Hamza sürüngenleri görmekten korkuyor mu? Hayır, Hamza sürüngenlere oldukça ilgi duyuyor. Gezimiz için hava durumu nasıl olacak? Havanın güneşli olacağı söylendi. Hangi gün hayvanat bahçesine gitmeyi planlıyoruz? Cumartesi günü gitmeyi düşünüyoruz.